Döviz endeksli sözleşmelere son verildi. Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçildi. Mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Türk vatandaşı olmayan kişiler de taraf oldukları sözleşmeleri döviz cinsinden yapamayacak. Döviz cinsinde kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller mutabakata varılamazsa 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecekler. Yeni belirlenen bedeller her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyat endeksindeki artışa göre güncellenecek.